TV Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. İki çok değerli sporcuyla yan yanayız. Para masa tenisinde ülkemizi temsil eden Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'la beraberiz. İlk olarak Abdullah, sana dönmek istiyorum. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Spora nasıl başladın? Neler yaptın? Neler yapıyorsun? Merhabalar. 33 yaşındayım ben. Trabzon'da dünyaya geldim. Doğuştan bedensele geldim. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Yatılı Okulu'nda okudum. Sporla yine bu okul sayesinde tanıştım. Lise 2. sınıfta okurken başta sınıfta arkadaşlarım basketbola gidiyordu. Tekrar sandalye basketbola. Ben de neden yapamayayım, ya ben de yapabilirim dedim. Ondan özenerek başladım. 3 yıl kadar tekrar sandalye basketbol oynadım. 23 yaş aldı genç bir takımında forma giydim. 2008 yılında Adana'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık ve o kadronun içindeydim. Sonra bir hafta sonu okulumuzda masenisini de hobi olarak oynuyorduk. Bir hafta sonu min takımdan İlhami Kılıçkaya ve Yusuf Kılıçkaya kardeşler bizim okulumuza geldi. Sizlere masenisi öğreteceğim dedi. Eğer benimle çalışmaya başlarsanız sizlerin dünyanın en iyisi yapacağım dedi. Yani biz de ilk zamanlar hani ya hocam ne diyor falan filan dedi. Ama tabii yatılı okulda yapabileceğiniz çok fazla bir aktivite olmadığından dolayı kabul etti. Yani hobi amaçlı oynarız. Ne olacak zaman geçsin diye. Yani o başlayış bu başlayış. 16 sene oldu. Avrupa'da, dünyada ve paralimpik oyunlarda almadık madalya bırakmadık. Masteris branşı olarak. İlham Hocam ve Yusuf Hocam yani oyun başlattığı jenerasyon şu anda paralimpik oyunların en başarılı branşı haline geldi masterisi olarak. Biz de bundan çok büyük keyif alıyoruz ve çok büyük onur duyuyoruz. Onun dışında Gençlik Spor Bakanlığı'nda spor müşavirliği görevim var. Onu da icra ediyorum. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Böyle. O zaman bir Nesim Turan'a dönelim. Nesim, seni de tanımak istiyoruz. Sen nasıl başladın spora, neler yapıyorsun? İşin açıkçası hayatlarımız ortak yani bu konuda. Spora başlama şeklimiz falan. Ben Ağrı'da dünyaya geldim 1993'te. Ağrı'da dünyaya gelirken tabii biliyorsunuz oranın iklim şartları engelli bir birey için yaşam kalitesini biraz zorlaştıran cinsin. Çünkü 6 ay karın altında yaşadığınız bir yer ve tekerlek sandalye ile ulaşımı sağlayabileceğiniz alan çok kısıtlı. Eğitim hayatımı 7. sınıfa kadar burada devam ettirirken bir gün tamamen bir deli cesaretiyle 13-14 yaşında işte ben Ankara'da yatılı bir okul buldum dedim internetten. Ben Ankara'ya gideceğim. Annem babam hani ısrarla nasıl yaparsın hani tek başına bir yaşam mantık olarak düşündüğümüzde gerçekten de kolay değil yani. Ben yok dedim. Ben illa gideceğim. Beni göndermezseniz sizi şikayet edeceğim. Beni okutmuyorsunuz diye. O şekilde Ankara'ya geldim. Ve babam beni okula bıraktı. Hayat gerçekten tesadüflerle ibarettir ya. Okula kayıt yaptırdıktan bir hafta sonra ben de aynı şekilde İlhami Kılıçkaya ve Yusuf Kılıçkaya kardeşlerle tanıştım. Hobi olarak diyebiliriz. Tabii 1000 kilometrelik bir mesafe var ailemle. O aile özlemini gidermenin en iyi yolu spor. Ben zaten küçüklüğümden beri hani spor hastası bir insan olduğum için branş fark etmeksizin İlhami Hoca'yla ve Yusuf Hoca'yla tanıştım. Daha sonra böylelikle masnesine başlamış oldum. Abdullah'ın da dediği gibi hani almadığımız madalya kalmadı neredeyse branş olarak. Tabii o jenerasyonun bir parçası olmaktan, o jenerasyonun başarılı bir üyesi olmaktan da son derece keyifli ve gururlu bir şekilde yaşamına devam ediyorum. Ben de Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. Aynı şekilde aktif spor hayatıma da devam ediyorum. Aslında ikinizin de söylediği sözler, çıkış noktanız bir yere geliyor. Paralimpik'te en başarılı olduğumuz dal masa tenisi. Evet. Masa tenisinin bu gelişimini sen nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun? Yani buralara sizler sayesinde geldik.
Oraya getiren bir insan olarak sen nasıl görüyorsun masa tenisini? Tabii ki şöyle bir gerçek var. Dünyada zaten engelli sporlar dediğimiz paralimpik kavramı 1950'lerde başlarken biz de 2000'lerin başında, 2000'lerin ilk çeyreğinde yavaş yavaş bir oluşum başladı. Biz de o oluşumun 2007'de başlayan bir jenerasyonuz aslında. Gerçekten muazzam bir şey. Yani 2008'de bir madalyayla başlayan serüven en son Tokyo'da 4 tane olimpiyat yani paralimpik madalyasıyla noktalandı. Tabii muazzam bir başarı, muazzam bir hikaye aslında. Yani konusu o kadar geniş, o kadar büyük bir şey ki. Çünkü Çin'in, Kore'nin yani Asya ülkelerinin egomanyası altında olan bir spor dalında Türkiye'de işte İstiklal Marşı'mız okunuyor dünya şampiyonalarında, paralimpik oyunlarında. Yani bu hikayeyi anlatmak gerçekten kelimelerle ifade edilmeyecek kadar aslında büyük bir gelişim. Çünkü çok büyük bir spor kültürü olan Çin gibi bir ülkenin egomanyasını kendi yarıştığımız kategoriden elinden alabiliyoruz. Yani bu kelimelerle anlatılmayacak kadar keyifli bir durum. Tabii o durumun da bir parçası olmak her zaman bir sporcu için büyük bir gurur kaynağı olmak. Bir de ilki başarmak. Engelli engelsiz birçok arkadaşa rol model olabilmek bile yaptığımız işin ne kadar kıymetli bir iş olduğunun göstergesi işin açıkçası. Abla sana dönmek istiyorum. Aslında benzer bir soruyu sana sormak istiyorum. Paralimpik'te en başarılı olduğumuzda sen de söylemiştin masa tenisi. Gelişimini Nesim'den öğrendik. Senden de aslında Nesim'in de dediği gibi rol modeller oldunuz. Hem engelliler için hem de normal sporcularımız için hakikaten çok önemli yerlere getirdiniz. Çıtayı çok fazla yükselttiniz. Sen bu gelişimini nasıl değerlendiriyorsun? Ayrıca bu spora başlayacak olanlara neler tavsiye ediyorsun? Biz bu spora ilk başladığımız yıllarda biz biraz şanslıydık aslında. Benim İlham'ın Anış Evi'yi çok kıymetli hocalarımız vardı. Çok çalışmayı seven, disiplinli, o disiplinimizi aşılayan hocalarımız vardı. İlham hocamız ilk antrenmana geldiğinde bize şu cümleyi söyledi. Size Avrupa'da dünyada en iyi sporcular yapacağım ama bir şartım var dedi. Onlar bu spora 1950 yıllarında başladı. Biz şu anda 2007 yılında başlıyoruz. Arada 50-55 yıllık fark var. Onlar şu anda 3 saat antrenman yapıyor. Biz 6-7 saat antrenman yapacağız. 4 sene, 5 sene sonra bu farkı kapatalım. Ve onlarla artık madalya mücadelesine girelim. Yani hiç unutmuyorum ilk antrenmanda söylediği şeyleri. Ve biz de tamam hocam yani sen de dersen o. Yeter ki biz hani başarılı olalım. Çünkü siz de bilirsiniz yani engelli insanların işte ilkokul, ortaokul ve lisede bir yaşam kaygısı olur. Yani acaba okul bittikten sonra ne olacak? Biz bu kaygıyı yaşamadan İlham hocamıza inandık. Ve o ne diyorsa yaptık. Ve çok antrenman yaptık hakikaten. 16 ve 25 yaş aralığını şu anda hani o aralarda ne yaşadın deseniz hiçbirini hatırlamıyorum. Çünkü hep salondaydı. Hep antrenman yaptık. Ve iyi ki de yaptık. Hani 2016 Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu geldi. 2020 paralimpik oyunlar şampiyonluğu yani. Ya çalışmadan olmuyor bunlar birincisi. Bundan tabii bugünden itibaren spor yapmaya karar verecek olan insanlar olabilir belki bu röportajdan sonra. Ben yani engelliler için söyleyeyim. Tabii bunun en büyük sorumluluğu anne ve babalara düşüyor. Çocuklarınızı spora teşvik etmeniz lazım. Engelli çocuğunuzun özgüveni çok yerinde olmayabilir ama onu siz cesaretlendirmeniz lazım. Bir kere spor salonuna yetinin, gerisi zaten çorap söküğü gibi yiyecek. Yani o çocuğu o saatten sonra yani salondan çıkaramayacaksınız. Ve bir bakmışsınız eğer çocuğunuz çok yetenekliyse, şu göğsümde taşıdığı bayıldızı bayrağı temsil etme imkanı verilecek o çocuğunuza. Bunun mutluluğunu da kelimelerle tarif edemem size şu anda. Onu da yaşayıp görecekler diye düşünüyorum. Her engelli mutlaka ve mutlaka sporun herhangi bir branşıyla ulaşması gerektiğini düşünüyorum.
O zaman bir İspanya'ya geri uzanalım. Dünya Şampiyonası'na gidelim. Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde ikiniz karşı karşıya geldiniz. Ben ilk senin gözünde görmek istiyorum. Çeyrek finalde kendi yurt dışınla, kendi ay yıldızı bayrağı taşıyan bir sporcu arkadaşınla karşı karşıya geldin. Bu mücadelenin öncesindeki hissiyatların nelerdi? Ondan sonraki hissiyatların, düşüncelerin nasıl oldu? Şimdi biz oraya inerken, Dünya Şampiyonası'na inerken biz final oynama hedefiyle iniyorduk. Bunu çünkü 2018 Dünya Şampiyonası'nda başardık. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda başardık. Hep ikinci final yapıyorduk. Bir Nesim yeniyordu, bir ben yeniyordum. Ama bu sefer değişen bir sistem nedeniyle maçlar eleme usulü oldu ve dediler ya, biz bu Türkleri nasıl durdurabiliriz? Bunlar en iyisi çeyrek finalde verelim birbirlerine. Birbirlerini yesinler dedi. Yani olay böyle oldu. Aslında normalde çapraz kulağalardan gidiyorduk ve finale kadar karşılaşmıyorduk. Ve bu da yani bizim isteğimizdi. Hani finale aldıktan sonra kimin kazandığının önemi yok. Zaten o da kazansa İstiklal Marşı okunuyor, ben de kazansam İstiklal Marşı okunuyor. Bu sefer gerçekten biraz tuhaf oldu, yani çok farklı bir his oldu. Çünkü elimizden bir madalyamız çalındı. Böyle söyleyebilirim ben. Hani Nesim oyun çok çok iyiydi ve hani kazanmayı da etti. O maça yenen taraf oydu oyun. Ama deneyimim yani bir sistem değişikliğinden dolayı çapraz kulağalardan inlemedik ve çeyrek finalde eşleştik. Dersimizi aldık. Bundan sonra dünya sınavmasındaki sınavımızı 1 ve 2 yapıp artık finale kadar karşılaşma için çabalayacağız. Yani bu nasıl bize güzel bir ders oldu diyebilirim. Ama bunu 2024 Paris'te telafi ederiz yani. İzin olsa bir de mücadelenin galibine dönmek istiyorum. Nesim, az önce sorduğum soru. Kendi takım arkadaşını yendin aslında bir nevi ama neticesinde yarı finale bir tane Türk sporcu çıktı. Sen mücadele öncesinde neler hissettin? Sonra kazandın. Nereye kadar devam etti? İşin açıkçası hani turnuva başlangıcında kurallar açıklandıktan sonra zaten bir psikolojimiz bozuldu işin açıkçası. Yani hani o sistem değişikliğinin azizliğine uğramak ister istemez psikolojimizi bozdu. Gerçekçi olmak lazım. Çünkü nedeni dersen biz rakipten önce bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var. Yani rekabetten önce geliyor o bizim için. Çünkü evet, o gün ben kazandım. Ertesi gün Abdullah kazanır. Yani oradaki temel amaç, biz gitmeden önce gerçekten finali hayal etmiştik. Yani tekrar o finale birlikte çıkma hayalini kurmuştuk. Nasip olmadı diyelim işin açıkçası. Hani sporda gerçekten hani şu anda bile anlatırken tuhaf oluyorum. O maçtan öncesi, hani maç akşamı, ertesi sabah kalkıyorsunuz işte, hani bir arkadaşa yazık olacak neticesinde. Hani orada kim yenilirse yazık olacak, çünkü bir madalyasımız elimizden alındı Abdullah'ın dediği gibi. Böyle bir süreçti. Tuhaf bir süreçti işin açıkçası. Çünkü biz katıldığımız her turnuvada, açık turnuvalar, dünya şampiyonalar, Avrupa şampiyonalarında onlarca kez final yapmış bir ikiliydik. Ve Abdullah'ın da dediği gibi herhalde bunu durdurmanın en güzel yolu da buydu zaten. Bunu da şimdilik başardılar diyelim. Ama unuttuklar bir şey var. Biz o madalyalar her zaman talip olduğumuz için rakibin kim olduğu bir önemi kalmıyor bizim için işin açıkçası. Ayrıca kazandığım madalyalarla en çok şampiyonalarda madalya kazanan Türk sporculardan biri olarak ismin geçiyor. Ya şunu da sormak istiyorum ben sana. O mücadelenin hemen ardında duygusal bir paylaşım yaptın. Ki sosyal medyada çok etkin kullanan isimlerden birisin, bir YouTube kanalın da var. Bu serüven nasıl başladı, ben onu da merak ediyorum. Evet, hani gerçekten dünya şampiyonalarında en çok madalya alan masa tenisinde, para masa tenisinde Türk sporcu olmanın haklı gururunu yaşıyorum tabii. O anda da öyle içimden duygusal bir mesaj yazmak geldi. Çünkü gerçekten hani biz az önce dedim ya, abi kardeş ilişkimiz olduğu için hani ondan sonraki mücadelem onun için de olacağını ifade etmek istemiştim. Bir de şöyle bir gerçek var. Evet, sosyal medya devir zaten bir kere. Sosyal medya devri ve insanlara ulaşmanın, insanların hayatına dokunmanın en güzel yollarından birisi de sosyal medyadır.
bir YouTube kanalı açtık. Böyle bir projeye başladık işin açıkçası. O projenin temel amaçlarından birisi de işin açıkçası o YouTube kanalından elde edeceğimiz gelirleri hani kendimiz için değil, SMA çocukları ve ihtiyaç sahibi olacak birçok insanların faydasına yönelik kullanmak istiyoruz tabii. Yolun başındayız. İşler istediğimiz gibi gideceğine inanıyorum ve bu süreçte de yüzlerce belki binlerce insanın hayatına en ufak bir dokunuş bile yapsak bizim için, insanlık için yani en azından güzel bir iş olmuş olur. Çünkü hep şunu söylerim, belli bir seviyeye gelmiş, belli bir kariyer elde etmiş insanların gerçekten kendinden başka bir hayatın olduğunun farkına varması lazım. Çünkü eğer biz insansak, kendimizi insan diye tabir ediyorsak, başka insanların hayatına da dokunabilmeliyiz. Başka insanların hayatında da var olabilmeliyiz. Bu YouTube kanalının projesinin asıl amacı buydu işin açıkçası. Çok teşekkür ederim. Sana tekrar dönmek istiyorum Abdullah. Az önce söyledin. 2016-2020 madalya ile kapattın ve artık önümüzde 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları var. Oradaki hedeflerin ne olacak? Ya ben bu spora başladığım zaman hep hani yapabileceğimin en iyisini yapmak için başladım. Şükürler olsun ki hani Allah da bana iki Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu nasip etti. Ben her yerde şunu söylüyorum. Ülkemizde bir Naim Süleymanoğlu, bir Halil Mutlu gibi tarihe iz bırakan sporculardan olmak istiyorum. 2024 için Paris de bu anlamda benim için çok önemli. Orada üçüncü altın madalyayı almaya çalışacağım. Neyse bizim verirse tabii. yani orada hani o altını alıp tarihte önemli bir yer edinmek istiyorum. Dünya şampiyonası bizim için bir prova oldu. Önümüzdeki sene Avrupa şampiyonası var. Orada da bir prova yapıp artık tüm yoğunluğumuzu 2024 Paris'e vereceğiz. Yani biz dersimizi çalıştığımız sürece bence sıkıntı olmayacak. Altın olmaz, gümüş olur, bronz olur. Kaderimizde yani kısmetimizde ne varsa onu alıp geleceğiz. Ama ben inanıyorum. Yani orada ben Nesim'le bir final açacağız. Bu sefer ben yenerim ama ya. Yani hiç gözünün yaşına bakmam diye düşünüyorum. yani kısmetimizde ne varsa alıp geleceğiz ya. Nesim, senin hedefini sorayım o zaman son olarak. Yine bir çok dişli bir rakibim var. Hem dostun hem rakibin. Aynen. Senin hedeflerin ne olacak? Şey, işin açıkçası hani işin güzelliği şuradan belli oluyor. Bahsettiğimiz konu hani dünya şampiyonasının finaline böyle hani iki saniyede anlattığımız olay ya da işte Paralimpik oyunlarının finaline diye konuştuğumuz konular çok büyük olaylar işin açıkçası. Tabii benim de 2014 dünya şampiyonluğu, 2018 dünya şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonlukları falan derken benim de kariyerimde olmayan tek madalyam Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu. Benim de hedefim Paris'te final oynamak en azından. Finalde kimin yendiğini zaten bir önemi yok bizim için. Hani kazanan Türkiye olduğu için. Bir sporcunun ben her zaman söylerim, hedefi bitmemeli, hayalleri bitmemeli. Çünkü hedefler ve o hayaller olmadan hiçbir şeyin bir anlamı kalmıyor. O yolda, o hayal yolunda, o hedef yolunda da bize eşlik eden sayısızca kurum ve kuruluş var. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz umarım. O zaman ben ikinize de başarılar diliyorum. İnşallah 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda iki finalistle beraberim ve İki finalist ama kazanan Türkiye olacak. Ben çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Biz teşekkür ederiz. Son bir şey de söylemek istiyorum. Gerçekten hani Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. O her zaman desteğini fazlasıyla hissediyoruz Sayın Bakanımın. Bize alışık olmadığımız bir süreçte çünkü gerçekten sporculuk hayatımızda İlk sponsorlarımızdan birisi var, Noas'a. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ve destek veren ailelerimiz, çünkü bu işin en büyük temeli aile. Ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah herkesi gururlandırmaya devam edeceğiz. Senden de o zaman bir son kapanış sözü alalım.
Yani son dönemlerde Yeşilme Spor Bakanlığımız spora yatırım konusunda muazzam işler yapıyor. Yeşilme Spor Bakanlığımıza Mehmet Muharrem Asapoğlu'na bundan teşekkür ediyoruz. Bizim 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarını o kadar yakından takip ettik ya. Yani Tokyo'ya Antep baklavası bile gönderen yani sporcuların enerji düşmesin diye. Çok şanslı bir dönemde spor yapıyoruz. Kendisine bundan teşekkür ediyoruz. Bu başarıların arasında en büyük pay sahipleri anne, babamız, kardeşlerimiz. Yıllarca kaplarda, turnuvalarda hasretimizi çektiler, beklediler. Bir madalya olduğuna o kadar yani özlem, hasret yani, çektiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler için çok kıymetliler. Dün de öğretmenler günüydü. Bu vesileyle onların da öğretmenler gününü kutlayalım. İyi ki varlar, iyi ki bizimleler. İyi ki böyle başarılı sporcular yetiştirip ülke madalya sayısına katkıda bulunuyorlar. Herkese teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Abdullah. Evet değerli izleyenler, iki çok değerli sporcuyla beraberdik. Hem Abdullah Öztürk hem de Nesim Tuğra'nın paralimpik sporlara, para masa tenise dair değerlendirmeleri geldi ekranlara.